Arkadaşlar merhabalar. Bu step uygulaması ile ilgili bir oynatma listesi oluşturdum. Step uygulamasının ne olduğunu kısaca anlatıyorum burada. Ve e, ko yaptığım koşular var. Koşular sonrasında ne kadar kazandıklarım var. Buradan onları izleyebilirsiniz. Ama genelde koştuktan sonra videoyu paylaştığım için düzenlemeye fazla fırsatım olmadı. E, kazandığım rakamlar falan gözüküyor ama toplu halde biz ne kazandık onu çok soruyorsunuz. Onu bir anlatmak istiyorum. Yani bu ayakkabı kendisini kaç günde amorti ediyor onu bir anlatalım. Ama siz e, o rakamları burada görmek isterseniz videolardan izleyebilirsiniz. Şu an Excel'den göstereceğim. Ama canlı canlı koşma videolarım da burada var. Şimdi geldim Excel'e. Şurası günler arkadaşlar. İki gündür bu ayakkabı bende koşuyoruz. Gördüğünüz gibi tarih. Tarih. Bir günde dört kere koşu yapıyoruz. Çünkü dört kere enerjimizi dolduruyor. Dört kere koşu yapıyoruz. Bu birinci gün, bu ikinci gün. Şimdi burada kazançlarım var. Her koşudan kazandığım. Bunlar GST arkadaşlar. GST'nin değerini göstereceğim az sonra size. Bu kadar GST veriyor her koştuğumda. İlk ayakkabıyı aldığımda enerjim 2 idi. Mesela o zaman da koştum 3.42 42 vermiş. Sonra enerjim yarı yarılandıkça koştum. Yine aynı ortalama aynı bir şey vermiş. Demek ki her yarılanmada bir koşabilirim. Ortalama bir rakam veriyor. Koşu sürem, mesafem, ayakkabın sağlığı her koşuda bir azalıyor. Ee, burada da adım adımlarım var. Burada da GST'nin ortalama fiyatı var. Şimdi grafikten gösteririm size ne demek istediğimi. Çünkü değişiyor ya. Mesela buradayken başka bir fiyattı. Buradayken başkaydı. Ben onu toplam böyle bir rakam yazdım. Burada da 4 kere. Sonuçta bir gün var burada. Ve bir günde baya bir oynak bir şekilde değişiyor. Ben ortalama bir şey yazdım. Bir de bu 92'ye kadar ayakkabımız eridiği şey oldu. Eskidi diyelim. Onu tamir etmeye karar verdim. Normalde 50'ye kadar erimesini bekleyecektim ama şimdi YST'ye baktım yükseliyor. En azından GST ucuzken 3.28 ile bunu tamir ettik. 3.28 demek ki burada masrafım var. Şimdi şunu göstereyim size. Bu toplam kazancı topladığım zaman 27.51 GST yapıyor. 3.28 ile de tamir harcadım. Demek ki benim 24'lük bir kazancım var. Ne kadar zamanda? 2 günde. Niye bunu günlük yapmadım? Şöyle en azından bir koşayım bir tablo ortaya çıksın dedim. İki günün ortalamasını alıp günlük hesaplarım diye düşündüm. Çünkü rakamlar değişecek mi bir şeyler olacak mı bir göreyim dedim. Mesela en son koşumda biraz fazla vermiş. Hatta burada bir koşu daha var ama onu yazmamışım. Ee, çünkü şurada 92 bölüyüz. Burada en son 93'te kalmış. Neyse o kafanızı karıştırmasın o kadar önemli değil. 8 kere koşmuşum. Burada bir kere düzeltmişim. Tamir yapmışım yani 3.28 harcamışım yani iki, iki günde ben sonuçta net olarak 24.23 GST kazanmışım Peki GST nedir biz GST falan anlamayız diyen arkadaş varsa Gördüğünüz gibi bu GST bir tokendir bunun fiyatı değişkenlik göstermektedir Çünkü şurada niye şöyle yazdım biliyor musunuz arkadaşlar birinci koşuyu yaptığım zaman Bir gün önce bu günlük grafik her bir mum bir günü temsil ediyor yani şu, bakın dün GST burayla burası arasında değişik bir fiyatlama yapmış. O yüzden böyle bir ortalama yazdım. Diğer günde yine böyle bir ortalamadaymış baya düşmüş. Ama isterseniz bak kafanız karışmasın diye biz şöyle yapalım. Şimdi sonuçta ben ne yapmışım? 2 günde 24 kazanmışım. Bir günde hemen hesaplayalım yarısını kazanırım değil mi? 24,23 Tamam günlük böyle bir ortalama buldum artık. Ben günlük 12,11 GST kazanıyorum dedik. Hatta videolarımda da bahsetmiştim. Videoları izlerseniz orada herhalde ben ortalama günlük 12 GST falan kazanırım gibi bir şeyler söyledim hatırlıyorum. Tamam hatta bir günde kes 12 GST kazanalım. Günlük. Tamam ve şöyle yapalım. Bu ortalamaları falan da karıştırmayalım. Diyelim ki ben kavuştum topladım günlük 12 GST kazandım. Günün sonundayım şu an. Parayı bozduracağım. Kaç dolar yapıyor bu 12 GST? Şu anki GST 2.99. Hadi biz ona 3 diyelim. Fark etmez bu 3'ü görmüş inmiş aşağı yukarı gidiyor. Daha da umarım yukarıya doğru gidecek gibi gözüküyor. 12 çarpı 3 değil mi? Direkt şu hesap makinesinde mi çarpalım? Zaten biliyoruz sonucu ama çarparak gidelim ki anlamayan olursa anlasın yavaş yavaş. 12 çarpı 3. 36. Artık dolara dönüştürdüm. 36 dolar günlük. Tamam güzel. Şimdi ben günlük 36 dolar net kazanıyor gibiyim. Bu iki günün ortalamasına bakarsam, ayakkabı tamirime bakarsam, GST'nin değerinin ortalamasına bakarsam 36 dolar kazanıyorum. Şimdi ben bu ayakkabıyı maliyet diyelim şuraya. Ya bu yazıları büyütmemiz lazım yazarak gidiyorum ki belki videoyu durdurup ya bir ben de hesap yapacağım derseniz daha anlaşılır olsun diye. Maliyetim benim 15 sol arkadaşlar. Ayakkabı alma maliyetim. Şurayı şöyle bir büyütsek. Ama sol o zaman ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar? 65'ti. Direkt vakit kaybetmeden gidelim. 15 çarpı 65. Hemen yapıyorum şuradan. Benim maliyetim kaç paraymış? 15 çarpı 65. 975 dolar ayakkabı maliyeti Tamam güzel Bu kadar masrafım var Kırmızıya boyayalım orayı Dikkat çeksin Ben 975'i ne kadar zamanda çıkarırım şimdi ona bakacağım Ben Benim net kazancım ne kadar günlük 36 dolar tamam burayı da sarı yapalım Kazancım burada belli yeşil yapalım Kazancım bu 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 kadar masrafı ne kadar zamanda çıkarırım 975'i Tabi Değişebilir ufak tefek şeyler 36 dolara bölersem 54 günde çıkarıyorum. Yanlış mı yaptık? Bu kadar uzun sürmemeliydi sanki. 1956 bölü 36 mı yapmışız? Niye öyle bir şey oldu? Düzeltiyorum evet yanlış. Herhalde yazarken mi yanlış yazdım bilmiyorum. 975 dolar bu. 975'i 36'ya bölünce 30 gibi bir şey çıkması lazım. Zaten 54 çıkmasına şüphelenin de. Makineye de güvenmek istiyorum. Heh, 27 gün. Burası anlaşıldı herhalde arkadaşlar. 975 dolar ben maliyeti günlük 36 dolar kazanırsam ne kadar zamanda öderim? Ya da istersen tersten git. Günlük 36 dolar biriktiriyorsun. Şöyle kabaca yapalım. 10 günde 360 veya direkt 30 ile çarp. Ben bunu bir ayda ne kadar kazanıyorum ona bir bakalım. 1080. Bir ayda kurtarıyorum yani fazlasıyla gözüküyor. Ama kötü senaryo ne olabilir? Örnek veriyorum. Bakın şu an olduğu gibi GST yok pardon yanlış yere bakmışım. Benim şu çizgiye bakmışım. GST yukarı gitmiş evet. 3. Hadi diyelim GST 1'e gitti. Kötü bir senaryo gerçekleşti. GST 1 oldu. O zaman ne olur arkadaşlar? Ben günlük 12 GST kazanıyordum. O zaman günlük 12 dolar kazanırım değil mi? GST 1 ise 12 dolar kazanırım. E 975'i toplamam da bayağı bir vakit alır. 975 bölü 12 yapacağım o zaman. Ve 81 gün oluyor. Yine de bir şekilde fena değil ki GST'nin 1'e düşeceğini hesapladık. Bayağı bir kötü bir senaryoydu bu. Umarız öyle olmaz. Yukarı gideceğini hesaplarsak ne olur? Madem kötü bir senaryo yaptık iyi bir senaryo da yapalım. GST 6'ya gitti diyelim. 6 dolar oldu. Ben günlük 12 tane kazanıyorum. O zaman 12 çarpı 6. 72. Günlük ben o zaman 72 dolar kazanırım. Uf zengin olduk. 72 dolar. Peki 975 doları kaç günde çıkarırım? 975 bölü 72. 13 günde çıkartıyor. Hadi biz arkadaşlar buna diyelim aşağı veya yukarı bir ayda çıkarıyor diyelim tamam mı? Bir ayda eğer işler yolunda giderse herhangi bir sıkıntı olmazsa bu ayakkabı maliyetini fazlasıyla çıkartıyor. Evet, çıkarttıktan sonra tabi sadece çıkarttı diye düşünmeyin. Elimizde o parayı çektiğimiz parayı geri yatırdık mesela. Sol aldığımız bir borcumuz vardı. Ayakkabı aldığımız. Ve dedik onu ayakkabımız var şu an ama ayakkabıyı da satabilir durumdayız. Ayakkabıyı satabilir durumdayız. Ayrıca yürek kazanabilir durumdayız. Yani durum bu arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmayalım. Kazancımız günlük 12 GST ortalama. Şurada da 12 gözüküyor. Burada da gözüküyor ama ben dedim işte şöyle birkaç gün en azından koşarak bir ortalamasını alayım. Değişiyor mu? Yok fazla değişmiyor. Günlük 12 GST kazanırsam GST'de 3 civar olursa 36 dolar günlük kazanırım. Güzel. 36 dolar az para mı yapıyor arkadaşlar? TRY'ye de siz istediğiniz gibi çevirin artık. Onu da 15 virgül bilmem kaçla çarpın. TL olarak hesaplamak isterseniz o şekilde çevirin. Bayağı iyi para yapıyor yani günlük 36 dolar. Önce ayakkabının masrafını çıkartırsınız, sonra da kâra geçebilirsiniz. İsterseniz ben GST olarak saklayacağım dersiniz bunu. Bu GST gidiyor dersiniz, gidebilir. Veya dolara çevirirsiniz, sola çevirebilirsiniz. Artık oradaki strateji size kalmış. Şuradan ne bileyim, örnek veriyorum. sol. Mesela ayakkabı alacağım ben diyorsanız, azar azar sola çevirirsiniz bunu. Elinizde solları birikir. Tabii şimdi şöyle hesapladık mı biz bunu? Ben bunu 15 solden aldığım zaman sol 65'lerde falandı. Ama şu an sol kaç? 52. Ama yukarı doğru gidiyor. bakarsanız bu sol ne olur? 100 olur. 100 olduğu zamanlar çok uzak değil. Ayakkabı fiyatı değişmese bile 15 sol olsa bile bu sefer solden de kardasın. Ve bazen de ayakkabı fiyatları da artıyor. Senin 15 e aldığın ayakkabı bakarsın 25 olmuştur. Ve solun fiyatı da arttı. Oradan ayakkabıyı alıp satabiliyorsunuz. Neyse fazla detaylandırmaya gerek yok. Burada maliyetimizi gördünüz. Bu ya bunları bu yazmış ama kazanıyor mu gerçekten bu diyorsanız oynatma listesinin linkini bırakıyorum. Oradan videoları canlı canlı izleyin. Canlı canlı derken yani ben koşarken kaydettim. Orada tık 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 bu rakamları göreceksiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Kafanıza yattıysa siz bilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermeyelim. Yani yarın bu atıyorum Luna'daki gibi 00001 olursa o zaman Jortingen olur. Yarın bu adam dükkanı kapatıyorum ben Yok ayakkabı, ayakkabı derse, aynı jortingen olur riskinizi. Yani öyle bir risk almalısınız ki, ya bu para giderse gitsin dediğiniz bir parayla yapmak istiyorsanız, siz bilirsiniz maliyetler. Burada her şey burada, videolar burada, videolarını izleyebilirsiniz. Transfer nasıl yapılır, ne yapılır, bunları için ayrı detaylı videolar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.